birazdan Arda Turan'la ilgili bir barkodu ekrana getireceğiz. Arda Turan'ın aslında başarılarına çok daha yakından bakacağız değerli izleyenler. Şimdilik o habere bir virgül atmış olalım ve Takvim gazetesiyle devam edelim. Hangisi Türk, hangisi yabancı başlıklı bir haber görüyoruz. Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili iki farklı uygulama gündeme oturdu. Tırpan yerli, Yusuf Demir yabancı statüsünde. Galatasaray'ın genç yıldızının anne ve babası Türk. Türkçe konuşuyor ama yabancı statüsünde. Kasımpaşalı Tırpan ise tek kelime Türkçe bilmiyor ve ismi Türk değil. Ona rağmen yerli statüsünde oynuyor şeklinde tartışma yaratan bir konuydu değerli izleyenler. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinde bu durum. Milliyet 15'e bakacağız şimdi. Muhteşem bir süreç başlığıyla yine Dursun Özbey'in açıklamalarını görüyoruz. Dünyaca ünlü yıldızların geldiği bir transfer dönemini geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Dursun Özbek, 26 milyon euro harcadık, oyuncu satarak 12-13 milyon euroluk gelir elde ettik, kalan 5-6 milyon euroya bakarsak muhteşem bir süreç başlığı ifadelerini kullandı Dursun Özbek ve Milliyet gazetesinde de bu açıklamalar kendine bu şekilde yer bulmuş. Gazete turumuzu noktaladık. Galatasaray haberleri bu şekildeydi gazetelerde. Şimdi hemen bugün ikinci Skype bağlantısını yapalım. Mahmut Alparslan'la Galatasaray'ı konuşalım. Mahmut Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Ezgi. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Hamdolsun, bomba gibi şükür. Oh, ne güzel. Hocam şimdi eyvallah. Galatasaray haberlerini aktardık. Galatasaray geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı. Sadece maçı değil, Kerem Aktürkoğlu'nu da kazanmayı başardı. Kerem'e daha sonra gelelim isterseniz. Önce Galatasaray'ın performansıyla başlayalım. Yıldız transferlerinden sonra yavaş yavaş Galatasaray'da oyunun da, sistemin de, oyuncuların da aslında oturmaya başladığını görüyoruz. Siz gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Tabii senle hep bunları görüşmüştük, konuştuk. Yeni gelen bir takım orta sahanın yepyeni olması bunlar kolay işler değil. Bir de son dönem gelenler var. Transferin son günü çok fazla antrenman yapmamışlar. Bunların başında Mata gidiyor. O da tekrardan takıma dahil olacak gibi gibi bir sürü argümanlarla Galatasaray sezona başladı lige. Kolay değil ama orta sahası hepsinin pozisyon bilgileri, oyun düzenleri ve bütün oyun kurguları içinde oynayacakları bir ekip haline geldi ve gelecek de. Daha. Yalnız burada iki tane yeni transfer var. Bunlardan söz edemeden geçemeyeceğim. Bir tanesi Sasha Boye, bir tanesi de Gomis. Bunlar harika oynuyorlar. Yani bu sezonun en yeni transferleri bunlar ikisi. Bakalım buradan Galatasaray tekrardan Mitchell'un da toparlanması, kadroya girmesi, Mata'nın kadroya girmesi burada neler gösterecek? Tabii bir 18 dakikalık bir oyun düzeninde Yusuf'tan herkes bahsediyor ama bunun tabii evveliyatını bilenler bilir. Nasıl bir potansiyel olduğunu, o potansiyelin de Barcelona'ya kadar gittiğini, orada 11'de forma bulduğunu herkes biliyor. Onun için iyi bir potansiyel, iyi bir çıkış var. Galatasaray daha da üzerine katacak. Yani Galatasaray'dan istenilenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Öbür takımlar gibi, diğer takımlar gibi şampiyonluk olayı. Bunu da bugünden yarına gelebilecek bir şey değil. Forvetiniz Gomis'in haricinde yepyeni bir forvet aldı. Şimdi Icardi'yi göreceğiz. Icardi'nin başlaması. Seferovic'den sezon başladı, lig başladı, verim alınamıyor. Bunların hepsi birbirine bağlantılı Ezgi. Yani hocanın da takımda yavaş yavaş o düzeni oturtması, oyun temposunu oturtması. Yani fert fert çıkarsak hepsi farklı bir yöndeler. Kerem'in dünkü, yani geçen günkü maçtan yola çıkarsak Cuma'da bir yerde patlayacağı belliydi. O da bu maça denk geldi. Bundan sonra da o kolektif oyununa adapte olması Kerem'i daha üst seviyelere taşıyacak. Aynı şekilde buna Yunus'u da katmak lazım. Yunus da o kolektif oyunun içine girdi mi etrafınla birlikte çok faydalı olacaklar. Yani bizim iki tane genç oyuncumuzu bir kenara atamayız. Bunlar bazı şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Bunlar da yavaş yavaş geliyor. Ezgi. Peki hocam isterseniz Kerem'e biraz daha parantez açalım. Kerem sezon başından beri çok eleştirilen bir
Evet. oyuncuydu, bir performans sergilemişti. Artık belki de Raşit San'ın transfer edilmesiyle birlikte Kerem için son şans denen bir karşılaşmayı geride bıraktık ve Kerem bu şansı iyi değerlendirdi. Bundan sonrası için biraz tabii forma adaletinden de bahsetmek lazım Kerem'i konuştuktan sonra. Acaba doğru tercihler 3 yerli oyuncuyu da göz önünde bulundurarak Okan Buruk tarafından nasıl yapılacak, ne dersiniz? Valla şimdi Kerem'i biz tabii sezon başından beri konuşuyoruz. Geçen sezonki Kerem'le bu sezonki Kerem'in arasında farklılıklar olacağını zaten önceden söylüyorduk. Ne diyorduk? Kerem kolektif oynayan, daha aktif oynayan bir takım içinde o kolektif oyununu nasıl dile getirecek? Nasıl özgürecek? Geçen sezon neydi? Orta sahanız yok. Kaptırdığınız toplarda uzun top oynuyordunuz. Kerem gidiyordu ve rakipler de bu şekilde kapanmıyorlardı size. Geniş alanlar bulup bir sürü Kerem'in piyasaya çıktığını gördük ama bu sezon farklı. Bir Oliveira'ya bakıyorsunuz, oyun temposu farklı. Şimdi Seferovic geldiği zaman onun oyun temposu farklı. Yunus da aynı şekilde. Adana Demir'deki oynadığını burada gösterememeye başladı. Neden? Kolektif oyun çok farklı olmuyor geride. İşte şimdi bunu biz maç maç görmeye başlayacağız. Yavaş yavaş. Bunun ilk adımlarını Kasımpaşa maçına gördük. Ama rakibi de bir analiz etmek lazım. Size oynamaya kalkarsanız Galatasaray gibi takımlar sizi alır götürürler. Şimdi bir de genel bir kendi gardınıza göre oynayacağınız takımlarda da bunu çözmek lazım ama potansiyelleri belli. Yani yeni gelen oyuncu Kerem'in yerini alır mı almaz mı ben onları bilemem ama bu Kerem de veyahut da Yunus da kolay kolay formayı verecek oyuncular değil. Veyahut da bunları kenara oturtacak oyuncular değil. Bunları siz antrenmanlarla etrafınla birlikte oyun düzenine oturtup kazanmak gerekecek ki Okan Hoca da bunlara bir çırpıda kenara atacaklar. Burada önemli olan takımın genel olarak oyun kurguları. Evet görüyorsunuz ne söylemiştik? Oliveira direkt ceza sahasına girebilen oyuncu. Torreira aynı şekilde. Şimdi Mitchu katıldığı zaman aynı şekilde. Çok ekstra, çok farklı bir orta sahayla oynuyorsunuz. Bu orta sahada sizi oynatıyor. Dışarıdan vuran oyuncular var. Yani adım adım görmek lazım. Maç maç gidiyorlar. Üzerine koyuyorlar. Yani Galatasaray daha hala 2-3 maç sonra çok farklı bir oyun bize sergileyecek Ezgi. Peki hocam, bir cümleyle hemen Arda Turan'ı sormak istiyorum. Son bir dakikam, futbolu bıraktığını duyurdu dün yaptığı paylaşımla. Arda Turan'la ilgili de birkaç cümlenizi rica edeceğim. Ben söyleyecek ne var? Hayırlı olsun. Allah yolunda açık etsin. Bir yer geliyor ki futbolu bırakıyorsunuz. Bu herkes için. Teknik direktörler de aynı. Teknik direktörü yapıyorsunuz. Bir yerde bırakıyorsunuz. Bundan sonrası spor hayatına mı devam eder? Etmez mi? Gerçi kenarda olacağım diyor ama tabii herhalde biraz zaman isteyecek. Önce bir vecibeler vardır. O vecibelerini yine getirsinler. Ondan sonra da hayırlı olsun. İnşallah Türk futbolunda teknik direktör olarak sahanın kenarında başarılı işler çıkarır. Futbolu başarılı son dönemleri hariç. Ama o da tabii herkes bazı hatalar yapabiliyorlar. O da bunların semeresini çekti. İnşallah teknik direktör olarak başarılı bir profil bize çizer. Türk futbolda yeni bir hoca yüzü kazanır. Bakalım göreceğiz zaman bize ne gösterecek. Peki Mamut Alpaslan, çok teşekkürler yorumlarınız için. Rica Güzel ederim. bir gün diliyoruz Rica ederim. size. Bir mukabele iyi yayınlar, iyi çalışmalar Çok dersin. teşekkürler.